Şimdi bizim bir tane elinde mikrofonla yollara düşmüş bir arkadaşımız var. Yöre yöre geziyor efendim. Bakalım yolu nereye düşecek? O düştüğü yerde neler olacak? Nelere vesile olacak? İzleyelim efendim. Buyur. Ya muhtar, bir şey soracağım sana. Sor tabii, ben senin muhtarın mı olurum? Bana istediğin her şeyi sorabilirsin. Ya bizim köyde her evde su var. Niye çeşme yaptırdın ki? Yani insan soruyor niye diye. Bak, ben sana bir şey diyeyim. Su gider, izi kalır. Turist döviz bırakır. Bu işleri biraz kafanı çalıştır. Bunu yapacağım, buralara turistler gelecek, yabancılar gelecek. Oğlum bu konuda böyle şeyler mühim. Tam telir gibi. Gamtele ekibi yine düştük yollara. Asfaltı olmayan, otlu peynir kokan yollara. İşte iki köylü amcamıza rastladık yolda. Hayatın sillesini yemiş, kaderin unuttuğu, şansın internette online olup da yazmadığı iki köylümüz. Evet, bu hafta Süzme köyündeyiz. Gördün mü oğlum, daha açılışı bile yapmadan yabancı geldi oğlum. Lan bu kadar da ileri görüşlü bir muhtarım yani. Allah Allah. Tesadüf bu ya. Köye suyun ilk gelişine denk geliyoruz. Ne mutlu bize. Kokudan anlamalıydık zaten. Koku mu? Mesut'a parfümünü sıkmadın mı oğlum? Yo, sıktım muhtar. Free Shop'tan yeni aldım, parfümü sıktım. Kardeş sen yanlış anladın. Biz parfümü sıkıyoruz, bende de var. Öde tuvalet. Odada tuvaletleri varmış, ayırmamışlar bile. Yıllarca bu kokuyla yaşamaktan kanıksamışlar bu kokuyu. Tutulmuşlar ona. Ama biz de elimizi uzatmadık ki. Losyon sürmekle meşguldük o sıra. Mesut, ben buna dalarım galiba. Ya dur muhtar, ben bu adamı tanıdım ya. Bu televizyoncu ya. Köy köy gezip belgesel çekiyor bu adam ya. Vallahi mi lan? He? O zaman bizim çeşmeyi çektirip lan PR olur. Ha. Selamünaleyküm, hoş geldin. Aleykümselam amca. Beyefendi, diyorum ki bakın, yeni çeşme açılışındayız. Birazdan ahali de gelir. Acaba diyorum, sen de bu şenliği falan böyle bir çeksen mi güzel güzel ha? Ne diyorsun? Evet, suyla hayatlarında ilk kez karşılaşan bu köylülerimiz... Bir dakika, bir dakika. Sen yanlış anladın. Bu tamamen hayrat amaçlı. Yani normal çeşme, hizmet, halka hizmet babında. Yoksa bizim her hanemizde su var. Elektrik? Tabii ki var. Telefon? En akıllısından herkesin cebinde. Çanak anten? Herkesin çatısı full. Fiber internet? O daha şimdi... İşte utançtan yerin dibine geçtiğimiz o andaydık. Köye henüz fiber internet gelmemişti ve bu zavallı köylüler bir film izlemek için belki yarım, belki de bir saat bekliyorlardı. He, YouTube'da bazen takılıyor ya. Ulan fiber internet daha şehre yeri geldi. Neyin saçmanın peşinde? Lan o biraz daha böyle çeşme odaklı olalım. Bakın birazdan ahali gelir. Buraya full inşallah hayırlısıyla turist olacak. Bugüne kadar bir turist bile görmemiş bu amcamız. Neden hiç Avrupalı buraya gelmiyor diye isyan ediyor. Bir Alman, bir Fransız, bir İngiliz, bir de Türk neden burada değil diye uzun amcamız da ağlıyor. Ya ben bir Fransız görmeden öleceğim ya. Yani ulan bir bonjour demeden gideceğim şu dünyadan ya. Mesut, seni Eyfel Kulesi'yle döverim oğlum. Ulan sen yabancı köyden bir tane adam gelince muhatap olmayan insansın. Fransız senin neyine? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı olsun muhtar. Ne kadar da güzel olmuş. Eliye sağlık. Sağ. Artık su içmek için eve gitmek zorunda kalmayacağız. Harika bir hizmet bu. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz. Sağ olun. Vallahi işte böyle bir şey yaptık. Masat köylülere hizmet yani. Gece gündüz çalışıyoruz. Aferin muhtar. İşte şimdi de köyün imamı gelmişti açılışa. Kadınların bir gıybet, araba sahiplerinde su israfı olarak kullanacağı bu çeşme belli ki onu rahatsız etmişti. Rahatsız oldum aniden. Muhtar, biz hiç bu açılardan bakmamıştık bu çeşmeye. İmam efendi zaten niye bu açılardan bakak ki ne? Alt tarafı bir tane çeşme hayrattır ya. Hadi bu açılışı yapak, hadi kurban olayım. Oğlum sen niye gaza getiriyorsun lan adamı? Köye daha gazı getirmeden çeşmenin derdine düştüğünü biliyordu muhtar. Her evde su varken çok da gereksiz bir masraf değil miydi bu çeşme? İmam efendinin kafasında deli sorular.
Her evde su var. Caminin avizesi eksik. Cemaat loş ışıkla ibadet ediyor. Kafamda deli sorular. Ay hocam ya. Lütfen biraz sakin olur musunuz? Vallahi sesiniz okuldan duyuluyor. Köyün genç öğretmeni de gelmişti işte. Buradaydı şu anda. Derslikte sobaya odun mu atsın? 80 kişilik sınıflarla mı uğraşsın? Yoksa köy erkeklerinin güç mücadelesinde arada mı kalsın? Ay yok ya, bizim sınıflar 20 kişilik. Mesut bu kim? Ne oluyor? Genç öğretmenimiz soruyu gönlünün düştüğü adama, Mesut'a soruyordu. Sevdiği adama. Ya ne sevmesi canım, ben hiçbir şey hissetmiyorum. Nereden çıkardınız? Hoca hanım naza çekiyordu belli ki. Aşk yeni filizleniyordu tabii. Çeşmebaşı aşıkları çekmeye başlamıştı. Adeta sinekleri çeken floresan gibi. Lan bu buna niye bizim Mesut'la hoca hanım mı? Lan bunlar birbirlerine niye aşık olsunlar ki? Muhtar efendi Mesut'u Mehtap hocaya yakıştıramamıştı. Belli ki onun da gözü vardı bu çıtır hocada. Ulan muhtar sen benim aşkıma mı yükseliyorsun? Ben Mehtap'a aşıkmışım. Mesut sen bana mı aşıktın? Ha öyleymiş. Aşıktı tabii. Neden aşık olmasındı? Genç bir öğretmen gelmişti köyüne. Yabancıydı, Iraksıydı. Belli ki gönlü düşmüştü işte. Neden sevmesindi? Sevmişti işte. Ya neden sevmeyeyim Mehtap? Ya aslında ben sizi ot biçerken görmüştüm. Ah. Böyle ne yapacağını bilir profesyonel bir havanız vardı ama hiç öyle hoşlanmamıştım. Ay şimdi bir bakınca bir hoşlandım ya. Hoşlanırdı tabii. Neden hoşlanmasındı? Baksaydın ya şu fiziğe. Orak kası yapmıştı. İsterseniz size orak koleksiyonumu gösterebilirim. Köyde herkes birbirini evine davet etmekteydi. Adeta Amsterdam'a çevirmişti muhtar canım köyü. Oğlum ben nereden bileyim? Ben nereden bileyim bunlar birbirlerine yanık olduğunu? İmam efendi artık sinirlenmeye başlamıştı. Çok sinirleniyordu. Aşırı sinirleniyordu. Yere çöktü aniden. Tansiyonu mu düşmüştü neydi? Gözlüğüm düştü lan. Dur aman bozma bozma aksınayım. Gözleri iyileşmişti. Artık gözlük takmasına gerek yoktu bu sinirden. Hatta bıyığımı da mı kestirsem diye düşünüyordu. Hayır dur. Sen de. Allah sıcaklamıştı biraz. Ceketini çıkarttı. Şaka şaka hava birden soğumuştu. Giyindi. Sahnede bir iki tur attıktan sonra yerine geri döndü. Sinirliydi. Gözlüğünü taktı gözlüğünü. Gözleri yine bozulmuştu ve gözlüğü... Tamam oğlum tamam lan. Bana değil muhtara kızıyordu. Muhtara seni başımızda dur diye muhtar yaptık der gibi bakıyordu. Şiddetten bu kadar uzak olan gönül adamı Van Damme tekmesi atmaya hazır gibiydi. İmam efendi Van Damme tekmesi atmaya hazır gibiydi. Yine gözleri iyileşmişti. Tak tak. Hocam belli ki düşecek yani. Bu gözlük sende niye durmuyor ya? Alışmamış gözle duruyor demek ki. Şiddetten bu kadar uzak olan gönül adamı Van Damme tekmesi atmaya ve gözlüğünü tutmaya hazır gibiydi. Açıyordu bacaklarını. Ya kurban olayım İmam Efendi ne yapıyor? Bu nasıl bir şekil ya? Hele şu ayağını bir indir, bir sakin ol. Allah'ını seversen. Ulan pengone çevirdin beni lan. Ya şu çeşmenin açılışını yapak. Ondan sonra gene nasıl istiyorsan döversin beni. Ama önce şu çeşmeyi bir açak kurban olayım ya. Hüseyin. Burada Leyla makası getirdim. Hadi artık açalım şu çeşmeyi de gençler çeşme başında buluşup aşk yasasınlar. Abo! Abo ya. İşte flört lobisi kurulmaya başlamıştı bile. Bu kim? Muhtarın karısı Dilek abla. Anadolu kadın da gelmişti. Koskocaman yüreğiyle. Ama bilmiyordu ki muhtar kocasının gözü köyün genç öğretmeni Mehtap'ta. Hüseyin hayırdır sen Mehtap hocaya mı yürüyorsun? Yürümek mi? Yürümek neydi ki? Oho! Ya yürümek ne kelime? Koşuyor bu düşmanı ya. Lan gebertirim lan ben seni. Lan ben ne yaptım ki lan?
Oğlum benim tek derdim, aa bu çeşme var oğlum, bu çeşmeyi aşak niye böyle yapıyoruz lan? Çeşmeyi niye açmıyoruz ki biz? Açılış için herkes hazırdı ama imam efendi bu açılışa izin vermeyecek gibi duruyordu. Birden sinirlendi, bir adım öne attı. Hatta elinde bir silah olsa etrafa ateş açarak bu açılışı engelleyecekti. İndir o silahı hoca efendi. Sana Hüseyin'e sana bırakmam, onu ben öldüreceğim. İmam nikahını kim kıyacak Dilek abla? Allah aşkına indir o silahı. Mesut! Kendine zarar vermene izin veremem. Yavaş yavaş indir o silahı. La oğlum benim silahım bile yok. Muhtar efendi! Sen nasıl bir insan çıktın? Ulan oğlum çeşmeye kan falan sıçratmayın, yemin ediyorum yakarım hepinizi ha. Çeşme, çeşme! Çeşme açılışı varmış! Çeşme, çeşme! Çeşme açılışı varmış! Çeşme, çeşme! Çeşme, çeşme! Çeşme, çeşme! Çeşme, çeşme! Köyün küçük çocukları da gelmişti açılışa. Sevinç dolulardı. Ellerinde de balonları vardı. Ne mutluydu bana! Olmasın istiyorduk. Olmasın istiyorduk ama oluyordu. Neden oluyordu bilmiyorduk. Olan yine canları oluyordu. Maalesef ortada bir can bile kalmamıştı. Ne kötü, bir can bile yoktu. Var kardeşim, kaldı. Neyse ki, neyse ki bir canım kalmıştı. Fettah Can. Fettah, iyi ki geldin. Nasılsın? Üzgün müsün? Değilsen üzeyim. Ya kardeşim, biz de Anadolu çocuğuyuz. Mevzu senin anlattığın gibi değil. Ben Bursa çocuğuyum. Bizde hiç öyle şeyler olmaz. Tamamen özgün bir formattır gam teli. Buradaki yaşanan her şey gerçektir, yemin ederim. Abi o gam teli değil, bam teli, bam teli. Programın adı bam teli, sen gam teline çevirmişsin. Bu arada Tayfun abiyi de özlediğimizi söyleyelim. Şu kamera. Tayfun abi seni çok özledik. Bir an önce görelim. İstersen, istersen sen bir çekil de ben Anadolu'nun bütün güzel yanlarını söyleyivereyim hemen. Evet, Fettah Can bana atar yapıyordu. Şarkısını söyleyecekti şimdi. Gerçi ortalık ölü doluydu ama yine de söyleyecekti işte. Benim adım Fettah. Bir şarkı söylerim hepsi cana gelir. Valla şarkı deyince ben bir toparlarım. Cana gelmek, cana gelmek! Cana gelmek! Senle konuşmak değil niyetim, galiba artık yapamıyorum. Sürsün isterdim kendimi kandırarak, yalanla yüz göz olamıyorum. Her insan bazen şaşar, kendi sınırlarını aşar. Senle söylersem söyle, boş bardak bir gün taşar. Başka bir şehirde karşılaşırmışız, dostça ayrılalım belki selamlaşırız. Birimiz tek, birimiz çiftsek eğer, işte o zaman konuşuruz.
konuşmadan uzaklaşırız. Başka bir şehirde karşılaşırmışız. Dostça ayrılalım belki selamlaşırız. Birimiz tek, birimiz çiftse geyer. İşte o zaman konuşmadan uzaklaşırız. Bugün senle konuşmak değil niyetim. Galiba artık yapamıyorum. Sürsün isterdim kendimi kandırarak. Yalanla yüz göz olamıyorum. Her insan bazen şaşar. Kendi sınırlarını aşar. Sen ne söylersen söyle. Boş bardak bir gün taşar. Başka bir şehirde karşılaşırmışız. Dostça ayrılalım belki selamlaşırız. Birimiz tek, birimiz çiftse geyer. İşte o zaman konuşmadan uzaklaşırız. Başka bir şehirde karşılaşırmışız. Dostça ayrılalım belki selamlaşırız. Birimiz tek, birimiz çiftse geyer. İşte o zaman konuşmadan. Rüyamda kendimi yonca bahçesinde koşarken gördüm. Çocukluğuma geri dönmek istedim. O güne döndüm. Ne yük vardı omuzlarımda, ne derdim oyundan başka. Ne kadar güzeldi çocukluğum, aslında çocuktum hürdüm. Büyüdükçe kendimi duvarlar ördüm. O kadar yoruldum ki bazen durmadım, yürüdüm. Hiçbir kalpte kalamam içinde iyilik yoksa. Beklemeden giderim kalbim gidiyorsa. Ben küsmem hayata başkaları küsüyorsa. Bir gün ışıklar bana dayanacak nasıl olsa. Kendimi yonca bahçesinde koşarken gördüm. Çocukluğuma geri dönmek istedim. O güne döndüm. Ne yük vardı omuzlarımda, ne derdim oyundan başka. Ne kadar güzeldi çocukluğum, aslında çocuktum hürdüm. Büyüdükçe kendime duvarlar ördüm. O kadar yoruldum ki bazen durmadım, yürüdüm. Hiçbir kalpte kalamam içimde iyilik yoksa. Beklemeden giderim kalbim gidiyorsa. Ben küsmem hayata
başkaları küsüyorsa, bir gün ışıklar bana dayanacak nasıl olsa. Hiçbir kalpte kalamam içinde iyilik yoksa, beklemeden giderim kalbim gidiyorsa. Küsmem hayata başkaları küsüyorsa, bir gün ışıklar bana dayanacak nasıl olur?